Merhabalar, bugün 25 Mayıs. Bakalım bugünün enerjisi bize neler anlatıyor? Evet, 25 Mayıs'ın sabahın ilk saatlerinde artık ay ikizlerden çıkıyor ve yengeç burcuna geçiyor. İşte artık evinize, ailenize odaklanma zamanı olduğunu söylüyor bize. Ay yengeç burcundayken böyle hani duygusallık, bağlılık, yardımseverlik, ne bileyim fedakarlıklar, işte sevdiğiniz insanla romantik anlar geçirmek gibi duygu durumlarını da bize katacaktır doğal olarak. Çünkü ay hangi burçtaysa o burcun özelliklerini bize yansıtır. Şimdi bu kadar duygusal, bu kadar hassas olduğunuz zamanlarda alıngan olmayı da birazcık tetikleyeceği için buna pek izin vermemek gerekiyor. Bunun yerine kendinizi ve sevdiklerinizi besleyen bir sürü aktivite gerçekleştirin. Kitap okuyun, müzik dinleyin, ne bileyim film izleyin. Beraber yapacak bir şeyler muhakkak bulursunuz. Yenilikçi yollarla ancak engelleri aşabilirsiniz. Şimdi bu dönemin enerjisinin içerisindeyken en önemli şey de aslında gerçeklerle yüzleşmek. Bunu dün de bahsettim size. Bunun için spiritüel, meditatif çalışmalar, meditasyon, yani müzik eşliğinde bir meditasyon ki size hazırladım, aşağıda linkinde görüyorsunuz. Burada derinlerinize inin ve önce kendinize, sonra hayatınızdaki her şeye, herkese dürüst olun. O zaman bazı önemli kararlar vermeye hazır olacaksınız. Şimdi bu dönem evinize ve ailenize daha fazla zaman ayırmanız, onların ihtiyaçlarını dikkate almanız ve mümkünse bu konularla ilgili de ayarlamalar yapmaya dikkat etmeniz gereken bir süreç. Çünkü ne? Ay yengeçte. Bu dönemde enerjinizi atmak, tazelemek ve aile ilişkilerinizi perçinlemek için evinize ilgilenmek, evde bazı hani bakım onarım işleri yapmak ve bunu ailenize, sevdiklerinizle beraber yapmak inanın çok çok işe yarayacaktır. Ev içinde düzenleme yapmak her şeyden önce sizin ruhunuza çok iyi gelecektir. Tabii ayrıca ailenizin isteklerine daha fazla dikkat etmeniz ve evde daha fazla zaman geçirmeniz gerektiği anlamına da gelebilir. Bu dönem biraz da doğurganlıkla da alakalı. O yüzden belki aileye yeni üyelerin katılma kararı da alınabilir. Şimdi bununla birlikte aile üyesinin, hani başka bir aile üyesinin sizin yanınıza kalmaya geldiğini ya da ne bileyim bir çocuğun ailesinden, hani evinden ayrılması gerektiği bir dönemi de anlatıyor olabilir. Ayrıca hasta veya sıkıntılı bir aile üyenize bakmanız da gerekebilir. Gerçi hani senaryo her ne olursa olsun ev cephesinde değişiklikler ortaya çıkacak. Ve ideal evinize ve çevrenize düşünmek, bunları düşünmek, gelecek için sağlam bir temel oluşturmanızı aslında sağlayacak o gerekli ayarlamaları yapma zamanınız olduğunu söylüyor size. Belki de zaman geçirmenin, hani evde zaman geçirmenin önemini unuttunuz. Kariyerinize çok daha fazla odaklandınız. Artık şimdi ailenin de kıymetini, önemini anlama zamanı. Artık ister kendi başınıza, ister başka insanlarla yaşayın, ev konforunun tadını çıkarma şansınız olacak, merak etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.